Bugün arkadaşlar milli güç son buluyor ve tekrardan Türk gücüne geri dönüş yapıyoruz. Arkadaşlar Türk gücü seven herkes bu videoya lütfen like atabilir mi? Fena bir şekilde gaza gelme ihtiyacım var. Lütfen bu videoya bakın, bu şekilde hiç like istememiştim. Lütfen hepiniz like atın ve yeniyseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Türk gücüne bomba gibi bir giriş yapacağız. Özel Süper Lig kadroları çıkıyor ve Team of the Season Süper Lig'de gelecek. Arkadaşlar dediğim gibi bomba gibi bir giriş yapacağız. Her kart geldikçe bütün coinslerimi harcayacağım. Zaten coinsim var elimde. Kimi isterseniz alabileceğim like'larınızla beraber. Hadi arkadaşlar o zaman Milli Güç'ün bugünlük final bölümüne başlayalım. Evet arkadaşlar Milli Güç'ün final bölümündeyiz. Gol krallığı sıralamasını falan yapacağız bugün sizlerle birlikte. Gerçekten efsane şeyler olacak. Şu anda bir gol krallığını ekrana bir getirelim. Evet arkadaşlar gol krallığının son hali şu anda benim ekranımda en golcü oyuncu olarak gözüken ismimiz kesinlikle ve kesinlikle Hakan Çalhanoğlu. Ve Yusuf Yazıcı da oran olarak en yüksek. Ama arkadaşlar Yusuf Yazıcı'ya şu anda bakamayız. Çünkü o adam sadece bir maç oynadı. Ve oynadığı maçta da 2 gol atması çok da önemli bir durum farz etmiyor. Yani oran olarak en iyi Yusuf Yazıcı ama ona en iyi diyemeyiz. En iyisi şu anda Hakan Çalhanoğlu. Ama arkadaşlar oran olarak en iyisi. Yani Cengiz Ünder geç geldiği için ve az da maç oynamamış. Sonuçta 7 maç oynamış en azından. Oran olarak en iyisi de Cengiz Ünder diyebiliriz. Ortalama olarak bakarsak Hakan Çalhanoğlu en güçlü. En iyisi Yusuf Yazıcı, en iyi orana sahip Cengiz Ünder de ortalama olarak mantığa bakarsak en mantıklısı Cengiz Ünder gibi gözüküyor şu anda. Ve diğer oyuncularda Emre Akbaba'dan 0.66 ve Cenk Tosun'dan da 0.81'lik ortalama var. Bunu Türk gücünde de yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. O zaman hemen sizlerle birlikte kadromuza geçelim. Arkadaşlar bakalım videonun sonunda gol kralı kim olacak falan. Zaten bir tane maç oynayacağız. Kesinlikle videoyu baştan sona izleyin. Gerçekten efsane bir video olacak. Haberiniz olsun. Yani bu videoyu kesinlikle baştan sona izleyin. 10 dakikadan bile kısa yapıyorum artık zaten biliyorsunuz. Önem vermiyorum artık abi 10 dakikaya falan. Hemen buraya geliyorum ve arama kısmına Abdülkadir Ömür'ü alacağım. Bakalım en beğenilen yorumu bu arada. Yorum da gelsin. Yine en beğenilen yorumu yapacağım. Türk gücünde nasıl yapalım? Yorumlara yazın. Serinin yeni adı olsun mu? Bunu yorumlara yazın. Eğer 100'den fazla bir beğeni alırsa bir tane seri adı. Hani bu Türk gücüne başlayacağız ya. Seri adı yani Süper Lig serisi olacak o. Bu seri adı 100'den beğeni alırsa, 100'den fazla beğeni alırsa onu yapacağız arkadaşlar. Abdi yazalım bir. Ve takım olarak da direkt tabii ki de hemen abi 68 yazıyoruz. Abdülkadir Ömür'ü alacağız tabii ki. Takıma tabii ki çok güzel olacak. Haydi bakalım Abdülkadir Ömür 187.000 coins. Pazarda zor buldum abi. Pazarda zor buldum. Başlığa bak. Harbiden de pazarda yok. Bak şu an yok pazarda mesela. Şansa bulduk. Vallahi şansa bulduk. Çünkü başka pazarda yok. Gerçekten güzel. Hemen arkadaşlar yükseltelim. Abdülkadir Ömür gerçekten zaten efsane bir oyuncu. Şu anda genç yetenek. Sağ orta sahaya Abdülkadir Ömür alacağız. Boost'u bayağı bir düşük kalmış. Ama abi şimdi ben onu 12 yan yükselttiğim zaman zaten bomba gibi girişini yapacak. Bakın burada bayağı bir boostlarımız geldi. Bunların hepsini sizlerle birlikte kullanacağız. Merak etmeyin yani bu konuda hiçbir şekilde dert yanmanıza gerek yok. Şimdi abi gerisini şöyle 1000'likten, 10.000'likten, 1000'likten koyduğumuz zaman arkadaşlar 290.000 coins'imizi de vererek Abdülkadir Ömür'ü de 80 rating yapıyoruz. Ve takım 90 gen olmadıysa takımı tabii ki de 90 gen yapacağız arkadaşlar. Takım şu anda 89 gen olmuş. Gerek yok diyorum ve sadece bir gen bir yükseltelim bakalım Yusuf Yazıcı'ya. Bakalım bir gen yükseltince neler olacak. Bir gen yükselttik ve bakalım neler oldu. Hala 89 gen takım. Bir gen bunu da yükseltelim bakalım ne olacak. Abicim hadi be bir 90 gen olur mu bu takım? Bir 90 gen olur mu bu takım? Oldu. İşte bu arkadaşlar. Milli Güç 90 gen oldu. Ve Milli Güç'ün 90 gen olmasıyla beraber finalimizi yapıyoruz arkadaşlar. O zaman haydi bakalım. Hemen etkinliklerden bir mücadele maçına girelim. Bakalım mücadele maçında başımıza neler gelecek. O zaman hadi hemen videomuz başlasın. CSKA Moskova'ya karşı oynuyoruz. Gol krallığının son durumunu falan zaten gördünüz. Bakalım burada kim olacak? Direkt gelen oyuncuyla atacağım. Hiçbir oyuncuyla gol atmaya çalışmayacağım arkadaşlar. Abdülkadir Ömür'e belki birazcık yardımcı oluruz. Yeni transferleri biliyorsunuz o şekilde yapıyoruz. Ama genel olarak arkadaşlar atmaya çalıştıkça atıyorum. Zaten güzel anları göreceksiniz sadece. Hadi bakalım o zaman Cengiz Ünder şimdi. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. Çek abi. Çok güzel. Cengiz Ünder. Şut. Cengiz Ünder kaleci Akın F. Güzel tuttu. Güzel geldik. Güzel kurtarış yaptı. Hadi ya. Bir tane defans oyuncu gol atsın artık. Çağlar oyuncu artık bir güzel bir kafa vur bir kere de. Cengiz Ünder oradan vurur mu? Vuramadı. Çağlar. Hadi be Çağlar be. Hadi be abicim be. Vur artık. Hadi. Ah be abi zor. Gerçekten zor artık.
Çağlar'ı denemeyeceğim. Farklı bir defans oyuncumuzu deneyeceğim artık. Hayır, gol yemek yok. Bravo sana Cambazoğlu be abi. Gerçekten güzel kalecimiz var. Hasan Ali Kaldırım, Yusuf Yazıcı şimdi. Yusuf Yazıcı gerçekten geçen bölümün efsane transferi oldu. Çok işimize yaradı Yusuf Yazıcı. Şöyle bir üstten rapası. Geldi mi Hakan Çalhanoğlu. Bir sonraki bölümde Türk gücüne başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Şöyle bir orta gelecek. Akbaba. Emre Akbaba vuramadı. Yusuf Yazıcı da vuramadı. Ve top rakipte kaldı. Ozan Kabak çok güzel aldı topu, verdi pasını Emre Akbaba. Emre Akbaba'dan da bir pas Cengiz Ünder. Cengiz Ünder ilk yarının sonuna doğruyuz. Sonuna doğruyuz de yani çok saçma oldu. Sonuna doğru gidiyoruz. Cengiz Ünder'le birlikte de gole mi gidiyoruz? Cengiz Ünder oralardan güzel şutları vardı derken Cengiz Ünder golünü atıyor abi. Cengiz Ünder gerçekten ben söylüyorum, bu adam tam gol kralı abi. Tam kral. Süper bir gol geldi Cengiz Ünder'den. Birazdan düzenleyeceğiz arkadaşlar tabii ki o gol krallığını. Sizlerle birlikte son halini ilk defa yorumlayacağım bu arada gol krallığının. Hadi bakalım ya. Yani canlı canlı düzenleyeceğim ve sizlerle birlikte yorumlayacağız. Yusuf Yazıcı'ya geçmedi top. Mario Fernandez. Evet, şu topu al artık. Lan alamıyorum, topu alamıyorum. Kafayı yiyeceğim. Hayır, Ozan Kabak al. Aferin Ozan Kabak, verdi pasını şimdi. Çalhanoğlu ilk yarının sonuna doğru geliyoruz. Cenk Tosun ve ilk yarının sonuna geldik arkadaşlar. İkinci yarıdaki pozisyonlarda görüşmek üzere. Çağlar çok güzel top alıyor bu arada. Gerçekten defansif anlamda çok iyi. Hakan Çalhanoğlu şimdi. Çalhanoğlu güzel hareketler yapacak mı? Güzel bir çalım. Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu son maçta da kendini gösterdi abi. Şak diye çekti golü. Süper bir gol attı Hakan Çalhanoğlu. Bir tane Cengiz Ünder attı ki. Şimdi de bir tane Hakan Çalhanoğlu'ndan gol görüyoruz arkadaşlar. Gerçekten güzel gol ya. Bak gerçekten güzel attı. Tebrik ediyorum şu anda. Gerçekten tebrikler Hakan'cığım. Tebrikler kardeşim. Bravo sana. Şimdi Vasin. Vasin'den pas Jagoev. Jagoev tekrardan Vasin. Ondan Mario Fernandez. Akbaba şimdi alacak mı topu, alamadı mı? Aldı mı? Ömür alamadı. Hernandez şimdi verdi. Çağlar verdi pasını. Çok güzel. Hakan Çalhanoğlu. Ondan da pas Cenk Tosun. Cenk Tosun üstten bir ara pası denemesi geçmedi. Çağlar alır mısın? Alamadın. Dakika 82 bu arada. Bir gol daha gelir mi? Bilmiyorum ama gelmesi lazım. Hadi abi. Lan oğlum. Gol yiyeceğim sandım. Yemin ederim gol yiyeceğim sandım. Korktum. Cidden korktum. Şöyle bir üstten pas gelir mi? Geldi, indir. İndiremedik. Abi sıkıntı şu an. Şu an sıkıntı. Abi şaka gibi ya. Çok güzel Cambazoğlu. Hayır abi. Abi resmen gol yiyene kadar bekledik ya. Yemin ediyorum gol yiyene kadar resmen bekledik. Deminden beri atak yapıp duruyorlar arkadaşlar bu arada. Ve hakem maçı bitiriyor. Son maçımızda bu şekilde kazanıyoruz. 2-1. Bir gol Cengiz'den geldi. Bir gol de Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Maçı 2-1 kazandık arkadaşlar. Kadronun son tabii ki de göstermeme gerek yok, artık gördünüz. Ama önemli olan ne var arkadaşlar? Şu anda görmeniz gereken önemli olan ne var? Tabii ki de evet, tabii ki de arkadaşlar doğru bildiniz. Önemli olan, görmeniz gereken gol krallığı var. Hemen gol krallığına geçelim. Arkadaşlar ekranın muhtemelen tamamını görüyorsunuzdur siz. Şimdi size gol krallığını göstereceğim. Gol krallığında Abdülkadir Ömür'ü şu anda eklememize gerek yok. Herkesin oynadığı maçları ekleyelim birer tane. Bu arada şey birazcık gol sayısı birazcık hani Hakan Çalhanoğlu'nun maç sayısı birazcık sıkıntı oldu ama şimdi herkesi tek tek ekliyorum sizlerle birlikte. Şimdi bu iki maç oynamış oldu. Attığı gol hala iki, oranı bir oldu. Çünkü bir maç başına bir gol atmış oluyor. Şimdi bunun maç sayısı 12 oldu. Hala 9 gol. Oranına bakacağız. Bunun maç sayısı 8 oldu. 12 gol oldu. Hepsinin oranı düşecek bu arada. Bunun maç sayısı 4 oldu. Hala gol sayısı 2. Bunun da 0,5 oldu. Bunu da hesaplayabiliyoruz kafadan. Maç sayısı 14 ve attığı golde arkadaşlar 19 olduğuna göre hemen bir hesaplama yapalım. Hakan Çalhanoğlu'nun 1,35 oldu ve diğerlerini zaten hesaplamıştık. Arkadaşlar gol krallığımız son bölümde de bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu ve gol kralımız tabii ki de Hakan Çalhanoğlu. Ama oran olarak, maç başına oran olarak 1,5 golle, her maçta ortalama 1,5 golle arkadaşlar Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder'i tebrik ediyoruz. Hakan Çalhanoğlu da ama oynadığı maça göre gerçekten sizce hangisi birinci arkadaşlar? Cengiz Ünder mi, Hakan Çalhanoğlu mu? Bunları da yorumlara yazın. İzlediğiniz maçlara da bakarsanız. Hemen arkadaşlar şimdi kadromuzun son halini sizlerle birlikte geçiyoruz. Milli güç kadromuza girdik. 90 yen oldu sonunda. Milli gücümüz usta oldu sonunda. Gerçekten şu anda takım süper oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geldik. Kadromuz da bu şekildeydi. Ve sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şuradan abone ol butonuna basabilirsiniz. Türk Gücü videolarını bekleyin. Etrafta çıkan videolardan çok güzel videolara gidebilirsiniz. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Ve bay bay.